Günaydın, iyi sabahlar. Ekonomide görünümle karşınızdayız. Önemli gündem maddeleri var. Birincisi, dün Merkez Bankası'nın faiz kararı geldi. Geçtik kitle penceresinde bir faiz artışı oldu. İkincisi, Trump'ın vergi reformu açıkladı ama piyasayı memnun etmedi. Üçüncüsü ise, e, Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimi Macron rüzgarı piyasalarda olumlu yansıdı. Piyasaları konuşacağız, dolarda gelişemeyi konuşacağız. Global Menkul Değerler Strateji Müdürü Gökhan Uskay, telefon, e, telefon aklımızda deyip yayınımızda. Bu sefer yayınımızı aldık. Açmadım. Evet, şimdi Merkez Bankası'nın faiz kararı dün hı hı. geldi. Ee, beklentilerin biraz üzerinde bir faiz artışı oldu. Geçtik kitle penceresinde. da gevşeme gördük. 3.56'nın altına geldi. Ee, Merkez Bankası ne dedi? Ve dolar-tl buna neden tepki verdi? Şimdi bizim için çok büyük bir sürpriz oldu. Merkez Bankası'nın müdahale etmesi. Çünkü yani Merkez Bankası şu fonlamayı 8'den 11'e kadar 11 50'lere kadar yükseltti. Neredeyse yarı yarıya Merkez Bankası 400 bas puanlık bir faiz artışı. Şimdiye kadar piyasaları hiç şaşırtmamıştı ama dünkü faiz artırımının diğer faiz artırımlarına göre bir farkı vardı. Şimdiye kadar Merkez Bankası hep kura müdahale şeklinde faiz artırırken ilk defa enflasyona müdahale şeklinde faiz arttırdı. Zaten kura bu kadar büyük etki yaratma en büyük sebeplerinden bir tanesi de Merkez Bankası gündemine ve ana odağına enflasyonu almış durumda ve enflasyonla ilgili bundan sonraki de yani bir sonraki toplantı Haziran toplantısı Haziran toplantısında da bir adım atabilecek kadar bir enflasyona vurgu var burada. Enflasyondaki sıkıntımız ne? Veya enflasyonda su üstüne çıkan gerçek ne? Enflasyon %10 üzerinde ve %10 üzerinde kalmaya devam edecek e, ee, özellikle gıda fiyatlarındaki yaşanan yükseliş sonrasında enflasyon %11'lere yükseldi. Nisan ayının içerisindeyiz. Hala insanlar e, kombi yakıyor, doğalgaz yakıyor ve bu da e, ürün arzını olumsuz yönde etkiliyor. Bu da gıda fiyatlarının, işlenmemiş gıda fiyatlarının yüksek kalmasına sebebiyet verecek. Yani biz %11 olan enflasyonun %13'lere kadar yükseldiğini göreceğiz. Merkez Bankası şuna müdahale etmek istiyor. Çift tane de kaldığı takdirde enflasyon bunu tekrar tek haneye düşürebilmek için Merkez Bankası gelecek dönemde daha fazla faiz arttırma aksiyonuna girebilir. Ve bu da çift tanede kalması en önemli ekonomik belirsizliklerden ve risklerden bir tanesi olarak karşımıza gelir. Yani dönemde. enflasyonu ön plana alarak hem kredibilitesini hem de esneklik açısından piyasalar tarafından pozitif algılandığını söylüyoruz. Ee, Merkez Bankası'nın. Evet. <laughs> Peki şimdi ortalama fonlama e, maliyeti de %11.75'e çıktı. E, 11.50'den ki yıl başında %8'ler civarındaydı. Bugün bugün göreceğiz ne kadar çıktı. Evet, 11.75 beklentisi Hı -hı. var. Peki bu e, şimdi mevduat faizleri de 14-15'lerde. Böyle bir denklem var. Kredi faizlerine de yukarı yönlü bir baskı evet. yapar mı? Şimdi e... Merkez bankaların özellikle tüketici kredi tarafına yansır. Şu ana kadar yaşanan yükseliş, e, kredilerde yaşanan yükseliş daha çok kobi ve ticari krediler üzerine. Onlarda kredi garanti fonu destekli. Ama diğer taraftan daha kısa vadeli olan... E, ve Merkez Bankası'nın attığı adımlara daha fazla kısa vadeli tepki verecek faiz oranları bir mevduattır. Mevduatla fonlanan tüketici kredileri. Yani burada bir yıl ve altında olan, 36 ay ve altında olan kredi faizleri bundan tabii ki olumsuz yönde etkilenecek. Zaten bir faiz artırımı gerçekleşmişti. Merkez Bankası özellikle Şubat ayı enflasyonu gördükten sonra Mart ayı enflasyonu, Şubat ayı enflasyonu sonrasında bir artırım yapmıştı. Bu da Kredi faizlerine yansımıştı. Şimdi Merkez Bankası bugün olmasa da önümüzdeki hafta gerçek, gel, gelecek o Nisan ayı enflasyonu sonrasında Merkez Bankası gene yukarı doğru fonlamayı yukarı doğru çekmeye başlayacak. Peki şimdi dün Trump'ın vergi reformuyla ilgili açıklamaları vardı. Beklentiler çerçevesinde yani %35'lerdeki kurumsal vergisi %15'e indirileceğine yönelik açıklamalar geldi. Ama piyasa memnun olmadı. E, Dolar TL'de de bunun etkisini görüyor muyuz? Bunun etkisini parite üzerinden gözlemliyoruz. E, hafta başında Macron'un seçilmesiyle birlikte Fransa'nın Avrupa Birliği üyeliğinden veya Franka geçmesi gibi e, daha uç e, adayların e, elimine olması nedeniyle e, buradan parite pozitif yönde etkilendi. Diğer taraftan Trump'ın esasında vaat ettikleri, yani dün açıklanan plan oldukça etkili bir plan. Fakat Trump ve Hazine Bakanı e, buradaki vergi politikasını o kadar şaşalı bir şekilde anlatmışlardı ki... ...en büyük, en geniş, Reagan döneminden bu yana en Tarihliğin iddialı. en büyük, en iddialı. E, ama diğer taraftan siz bu kadar büyük beklentiyi sunduktan sonra... E, ...8 Kasım'daki seçim maddenizden 4 tane madde piyasalarla karşı karşıya kaldığı zaman... ...piyasalar tabii ki hayal kırıklığı uğra, e, uğradı. Ve o yüzden de beklenti karşılanamadı. Dolar yani. zayıfladı değil mi? Dünyada Aynen dolar de. zayıfladı. Aynen. Dolayısıyla Aynen. dolar TL de zayıfladı. E, 3.50'nin altı görülür mü? 355'in altı gözükür de 3.50'nin için biraz daha vakte ihtiyaç var. Yani yurt dışının daha netleşmesi gerekiyor. Yani şu anki koşullarda Merkez Bankası'nın attığı adım güçlü ve büyük ihtimalle bunu kullanacak ve daha sonrası için belki bir mesaj daha verebilir. Çünkü dün enflasyonda bir metin olarak gördük. Merkez Bankası Başkanı bunun kararlılığını e, sözlü olarak da açıkladığı takdirde bundan sonra oyun planı değişmiştir. Kur değil enflasyon ana odaktır. Finansal istikrar bundan sonra enflasyondur dediği anda 3.55'i de kırabiliriz. Yani burada önemli olan kararlılık. Borsa Macron rüzgarı tüm dünya piyasalarında esti. Borsa İstanbul'da da esti. 95 bin puanın üzeri görüldü. Yeni bir rekor kırıldı. Hep rekor tazelendi. Borsa İstanbul için kritik seviyeler mi? Yatırımcılar nelere dikkat etmeli? Şimdi e, önümüzdeki hafta e, ilk çeyrek bilançoların son günü. E, önemli olan iki tane banka, Akbank ve Garanti'nin kar hakkımı da geldi. E, çok fazla konuşulan kredi garanti fonu e, ve kredi garanti fonunun yarattığı etkiler. İşte Bu bankacılık sektöründe ilk çeyrekte geçen seneye göre yüzde 45'lik bir kar artışı yarattı. Bankaların hepsi yüzde 45 kar etti bu işten. Bu yüzden de bankalar, yani Türkiye'deki yaşanan teşvikler nedeniyle yaşanan bir rally, Bizim esasında yaşadığımız. Yurt dışından daha fazla etkilenen kurlar oldu. O yüzden bu banka bilançoları bittikten sonra en önemli bakacağımız borsada şey Merkez Bankası'nın aldığı bu aksiyonun kar rakamları gelmiş bankacılık sektörü üzerindeki etkisi ne olacak? Bu sıkılaştırma sonrasında bankacılık sektöründe kar realizasyonları görülebilir. O yüzden endeks bazında çok fazla yukarı yönlü potansiyeli bence biraz sıkıntılı. 100 binler var. konuşuluyordu. E, bence mer Şu ortamda zor mu biraz? Ya Dün Merkez Bankası'nın aksiyonu sonrasında bence e, ikinci çeyrekte bankacı karlıları ile ilgili o kadar da fazla pozitif bir ortam olmayacağı için bir realizasyon. Çünkü bir de Mayıs ayına giriyoruz. Global piyasalarda son 10 yılın en güzel kârları elde edildi. Selin May derler. Yani Mayıs ayında sat ve git ve Halloween'da gel diye. O yüzden onun baskısı da var yurt dışında. E, çok kritik bir Mayıs ayına giriyoruz. Çünkü beklentilerin tükendiği, yani çünkü Trump'ın e, Trump'ın vergi reformu Hı -hı. açıklandı. Detaylarını Haziran ayında gözlemleyeceğiz. Yani yani Trump'la ilgili ekstradan bir sürprizle karşılaşmayacağız. 7 Mayıs'ta zaten Macron'un seçileceği fiyatların içerisine girdi. Yani Mayıs ayında piyasaları ek ekstradan yukarı yönlü itecek veya heyecanlandıracak bir gelişme şu an için yok. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Gökhan Uska ile piyasaları konuştuk. Trump'ın vergi reformu, Merkez Bankası'nın faiz kararı ve borsalardaki Macron rüzgarını konuştuk. Hoşçakalın.